insanlar ölmesin diye çok kez dile getirdim. Bir an önce bu insanların imar sorunu çözülsün. İnsanlar beton yığınları altında ölmesin. Çaresizlik oluşmasın. Çünkü uzmanlar sayısız kez bizi uyarmıştı. Son noktaya geldik. Bununla ilgili bu ayki Ataşehir Meclisi'nde bu konu tartışıldı. İlk olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Naim Yalcı mikrofonu aldı. Elini böyle sallayarak bu bir sözdür, sıradan bir laf değildir dedi. Bu tabu örnek olarak böyle sallanmış ve verilmiş. Bu bir sözdür. Demiş ki ben geldim bir yıl içerisinde bu tapuları vereceğim. Öyle olursa böyle yok sağlar yoktu yani. 2009 yerel seçimlerinde Battal Başkan renkli fotokopiler dağıtmak suretiyle tapu vereceğini söylemişti. AK Parti adına Bayram Varol çıktı. 13 yıl önceki verilen bir sözü hatırlattı. Aradan tabii 13 yıllık bir süre geçti. Komşularımızın her gün sabah kalkıp akşam yatana kadar ki yaşadıkları ve sordukları soru ülke probleminin çözümüyle ilgili Battal Başkan'ın vermiş olduğu bu sözlerin ne zaman yerine getirileceğiyle ilgili sorular. Battal Başkan'ın şöyle bir ifadesi oldu orada. Yeni Çamlıca'da yıl sonuna kadar üç mahallemizde tapu sorunu çözüyoruz ve tapuları veriyoruz. Muhtarlarımız burada. Sadık abi, ne zaman tarih verilmiş arkadaşlara? Yılbaşında tapuları veriyoruz. Acaba bu yılbaşı mı yoksa 2025 mi 30 mu? Bayram Varol bununla da yetinmiyor. Seçimlerden önce Sayın İl Gezdi'nin tapularınızı vereceğim sözünü kendisine hatırlatıyor. Seçimlerden önce bir ay içinde imar problemlerini bütün mahallelerin çözeceğini söylemişti Battal Başkan. Büyükşehir'i aldığımız vakit diye söylemişti. Hala daha Aşık Veysel, Mustafa Kemal, diğer tarafta Ferhat Paşa, İçerenköy bekliyor. Sadık Bey yine ezberlediğimiz konuşmalarından birini yapacak zannediyorum. Sözünün sonunda da Sadık ayağına çatıyor. Diyor ki her zaman daha doğrusu bizi oyalayacak aynı sözleri tekrarlayacak söylüyor. Ancak Sadık Bey bu kez farklı konuşuyor. Bu yılbaşı ile ilgili söz veriyor. Bu yılbaşı yani 2022'nin ocağında tapuları listeleri askıya çıkaracağız. Tapular hazır hale gelecek. Alsanız varsa, itirazınız da olursa veya kabul ederseniz gelirsiniz. Onun için hiç merak etmeyin. Yani 10 yılda o zamanki yönetimimizi anlatamazdık, şimdi anlattık ve çözdük. Şu anda 2980 vesaire yasa halen yürürlükte. Onunla ilgili çalışmalar bitmek üzere yılbaşında. Onunla ilgili her şeyi bitireceğiz. Sevgili seyirciler, tabii ki herkesin temennisi bu sorunun bir an önce çözülmesidir. İnsanların ölmemesi lazım. Sosyal devletçilik vatandaşın rahat, huzurlu, müreffeh bir hayat yaşaması içindir. Bunun için tercihlerimiz, seçtiklerimiz elbette ki kusursuz bir hizmet vermeleri gerekiyor. Bununla ilgili çaba göstermeleri gerekiyor. Konuşmaları dinlediğim zaman bu niye tartışmaya neden oluyor? Bu sorunun çözülmesi gerekmiyor mu? Bir an önce bu halka verilen sözlerin yerine getirilmesi gerekmiyor mu diye sürekli eleştiri konusu yapıyorum. İyi niyetle söylenen söylemler var. Sayın İl Gezdi de söylüyor. Gelin siz de ortak olun, çözelim bu sorunu diyor. Sadık Bey diyor, yıllardır çözülmeyen bir sorun var. Hiç kimse bu sorunu çözmeyelim demiyor. Ancak bu sorun da bir türlü çözülmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu'nun bu tutumu zannedersem önümüzdeki seçimde Sayın İl Gezdi'yi çok zora sokacak. Eğer Sayın İl Gezdi Ataşehir'de kaybederse bunun mutlaka müsebbibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak. Her defasında söylüyorum, Ataşehir'e geliyor, her geldiğinde de gözünü kaşını oynatıyor, sağa sola bakıyor, bir hizmet yaptığı yok. Bu imar sorunu çözülebilir. Sadık Bey'in orada benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, yarın sabah giderim çözerim. Kafamda soru işareti oluşturdu. Yarın sabah çözülecek sorunsa niye çözmüyorsunuz? Buralarda niye bu feryadı duymuyorsunuz? Ekrem İmamoğlu geliyor, neyi çözüyor? İmarı çözmüyor.
metro çalışmaları var, onu çözmüyor. Herhangi bir hizmet yok. Ancak yetkililer de işte Ataşehir'in metropol bir ilçe haline geldiğini, Türkiye'nin en pahalı bir ilçesi haline geldiğini, Türkiye'nin finansının kalbinin Ataşehir olduğunu vurguluyorlar. Ama bu sözde kalıyor. O yüzden sözde kalmaması adına herkesin elini taşın altına koymasını bekliyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.